Basın mensupları, değerli arkadaşlar. Basın açıklamamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba kanun teklifiyle bizlerin yıllardan beri karşı durduğu esnekleşme ve güvensizleştirme konuları tekrardan gündeme geldi. İstihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir. 25 yaş altı ve 50 yaş üzerindekilere istihdam kolaylığı sağlayacağı iddia edilen düzenleme aslında belirli bir süre iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üst olmasına neden olacaktır. Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz. İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu yaşayarak öğrendik. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor. İşsizlik sigortası fonu işvereni teşvik fonuna dönüşmüştür. Meclisten gelen sözüm ona istihdam paketi işverenlere teşvik, muafiyet ve af getirmektedir. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır. Türk İş yıllardan beri esnekleşme, güvensizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ve azimle sürdürmektedir. Değerli arkadaşlar, salgın koşulları fırsata dönüştürülmek istenmektedir. Çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır. Yapamayacaksınız, yaptırmayacağız. Hükümetin uygulaması gereken gerekli politika, kayıt dışı çalışmayı önlemek olmalıdır. Ülke ekonomisi ve işçiler kayıt dışı çalışmadan dolayı ağır bedeller ödemektedir. Kayıt dışılığa karşı dayanan emek sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır. Kayıt dışı istihdamla ülke büyük bir gelir kaybına uğramaktadır. Değerli arkadaşlar, salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz. İstihdamı artıracağız deyip işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkum edilemez. İşçiler zorla ücretsiz izne çıkarılarak günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz. Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz. İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki söz konusu düzenleme, işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme düzenlemesidir. Bugün rüzgar eken, yarın fırtına biçecektir. İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir. Mücadele, mücadele, mücadele. Yaşasın Türk İş, yaşasın emek, barış, özgürlük mücadelemiz. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Bayramımızda bu vesileyle buradan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda kutluyor. Cumhurbaşkanımızın dediği Fransız mallarına boykotu da buradan desteklediğimizi Türk İş olarak ilan ediyoruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Tamam.